Herkese merhabalar. Bugün sizlerle fırınsız şipşak yarım saat içerisinde hazırlayıp sunabileceğiniz harika bir pasta tarifi hazırlayacağız. Öncelikle kek harcından başlayalım. 2 adet oda ısısında yumurtayı 1 su bardağı toz şekerle birlikte güzelce bir çırpalım. Uzun süre ya da mikserle çırpmanıza gerek yok. Şöyle bütünleşinceye kadar çırptıktan sonra sıvı malzemelerin ilavesiyle devam edelim. Sadece yarım çay bardağı sıvı yağ ve 2 su bardağı süte ihtiyacımız olacak sıvı malzemeleri için. Hem az malzemeli hem oldukça pratik bir tarif olacak. Şimdi sizler de göreceksiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağın ardından tekrardan şöyle bir çırpalım ve artık süt ilavesiyle devam edelim. 2 su bardağı dolu dolu sütümüzü de karışımımıza ekledikten sonra tekrardan çırpalım ve katı malzemelerle devam edelim. Katı malzemeler olarak 2 çorba kaşığı dolusu kakaoya ihtiyacımız olacak. Hemen ardından 2,5 su bardağı da un ilavesinde bulunalım. Ben başta 2 bardak kullandım sonrasında yarım bardak daha ilave ettim arkadaşlarım. Şimdi bir paket kabartma tozu ve bir pakette vanilyayı da ekleyelim ve çırpma işlemine geçelim. Siz de benim gibi un ilavesini önce 2 su bardağı ilave ederek başlayın lütfen yumurta büyüklüğünden bardaklarınızın çapından değişiklik gösterebilir miktar hemen yarım su bardağı daha ilave ederek çırpma işlemini sonlandıracağım ben şimdi artık ocak başına geçerek pankeklerimizi hazırlayalım. Videomun başında da söylediğim gibi fırına ihtiyacımız olmayacak bu pasta tarifi için. Gördüğünüz gibi çok az maliyetle nefis bir pasta elde edeceğiz. Şimdi hemen pankeklerimizi oluşturmakla devam edelim. Yapışmaz granit bir tavayı ocağa alarak orta ateşte ısıtalım. Tabanını bir havlu kağıt yardımıyla hafifçe bir yağlandırdıktan sonra birer kepçe olacak kadar tavamızın içerisine kek harcımızdan alalım ve pişirelim. Bir tarafını çevirmeden bu şekilde göz göz oluncaya kadar pişirdikten sonra bir spatula yardımıyla ters çevirelim. Çevirdikten sonra da diğer yüzeyini bir 15 saniye kadar pişirelim ve alalım. Kek hamurumuz bitinceye kadar bu işlemi uygulayarak pankeklerimizi oluşturalım. Ben sizleri çok fazla sıkmamak adına pankeklerimin pişmiş aşamasıyla devam edeceğim. Hemen bir tanesini daha tavama nasıl yaydırdığımı göstererek bu aşamayı hızlı olarak geçiriyorum. Bu şekilde hepsini eşit büyüklükte yapmaya gayret göstererek pankeklerimizi oluşturalım ve artık üzerinin pasta kremasıyla devam edelim. Toplamda 1,5 su bardağı soğuk sütü bir çırpma kabına alarak içerisine marketlerde bulabileceğiniz hazır pasta kremasını ekleyelim. Ve ardından önce mikserin düşük devrinde, daha sonra yüksek devrinde olacak şekilde yoğun bir kıvam alıncaya kadar yaklaşık 5 ila 7 dakika kadar çırpalım. Tarifimi bu aşamaya kadar izleyen herkesin beğenisine talibim arkadaşlar. Videoma birer beğeni bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu şekilde maliyeti az düşük bütçeli tarifler gelsin isterseniz de lütfen fikirlerinizi yorum kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hemen kremamızın da artık hazırlanmış aşamasıyla devam ediyorum. Artık pankeklerimiz ve kremamız hazır olduğuna göre pastamızı oluşturabiliriz. Hazırlamış olduğumuz pankekler gayet güzel görüyorsunuz yumuşacık pamuk gibi oldular. Bunları öncelikle yapacağımız kalıba uygun şekle getirmek için keselim. Hemen bir tanesini nasıl kestiğimi göstererek bu aşamayı atlayarak geçireceğim. Bu şekilde kalıbınızın ölçüm ayarınca pankeklerinizi kesin. Daha sonrasında artık birleştirme aşamasına geçiyorum. Kalıbımızı uygun bir servis tabağının içerisine aldıktan sonra en tabanına bu şekilde hazırlamış olduğumuz pankeklerin bir tanesini yerleştirelim. Ve üzerine şöyle iki çorba kaşığı dolu dolu olacak şekilde kremamızı yaydıralım. İsterseniz bu kremayı bir sırtma poşetine ya da krem şanti torbasına da alarak daha rahat bir şekilde de yaydırabilirsiniz. Ben bu şekilde spatula kullandım bu aşamada. Kekin her tarafına gelecek şekilde kremamızı güzelce yaydırdıktan sonra diğer bir kekle devam edelim. Bu aşamadan sonrasını da biraz hızlandırılmış olarak devam ettireceğim videomu. Çok fazla sizi sıkmak istemiyorum ancak mutfağa yeni giren arkadaşlarımı da düşünerek tüm detayları çekmeye çalışıyorum. Bu şekilde sırayla orta kata gelinceye kadar devam edelim. Orta kata gelince istediğiniz bir çikolata türü olabilir. Orta kata birazcık çikolata parçaları yerleştirelim. Şimdi sizler de göreceksiniz. İsterseniz her kata da atabilirsiniz çikolatayı. İsterseniz meyve dilimleri de yerleştirebilirsiniz. Her türlü efsane olacaktır. Ben bu şekilde bir çikolata tercih ettim. Dediğim gibi tamamen size kalmış. Evinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi orta kata gelince bu şekilde çikolata parçalarını bolca serpiştirelim. Ve yine kek ve krema olacak şekilde tamamen kremamız ve kekimiz bitinceye kadar kalıbımızı dolduralım. Verdiğim ölçüm listesine göre 8 adet pankek çıkacaktır. Bu şekilde orta boy bir pankek yaparsanız arkadaşlar tamamen 4 tanesini alta krema ve kek olacak şekilde yerleştirdikten sonra orta kata çikolata serptim. Diğer üst katmanına da aynı şekilde kek ve krema olacak şekilde düz bu şekilde pastamı oluşturuyorum. Elimden geldiğince tüm detayları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yine de atladığım, değinmeyi unuttuğum noktalar varsa, aklınıza takılan herhangi bir şey varsa mutlaka yorum kısmından yazarsanız sizlere dönüş sağlayacağım. Şimdi son kekimi de yerleştiriyorum. Kremanın da bir kısmını üzerine sürelim bu şekilde. Geriye kalan kısmı da kelepçe kalıbından ayırdıktan sonra etrafına sürmek için kullanacağız. Bu şekilde hazırladıktan sonra bir 15 dakika kadar serin bir ortamda dinlendirelim ve daha sonrasında devam edelim. Ben tabi dinlenmiş aşamasıyla devam ediyorum. Kalıbımdan çıkaracağım hemen. Öncelikle bir bıçak yardımıyla böyle kenarlarından güzelce ayırabilirsiniz yapışmasına engel olmak için. Çemberimi hemen çıkarıyorum. Gayet güzel bir şekil aldı görüyorsunuz sizler de. Şimdi geriye kalan kremayı da dediğim gibi yanlarına süreceğiz. Öncelikle tamamını üzerine bir boşaltıyorum. Ve daha sonrasında bir spatula yardımıyla ya da evinizde bu şekilde bir aparatınız varsa hamur kesme aparatı onunla da bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi her tarafına güzelce bu kremayı yaydıracağım. Kenarlarında tamamen bu kremayla kapatacağım. Ben hızlı olarak geçiriyorum bu aşamayı. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir şekil alıncaya kadar özenerek güzelce yaydıralım ve daha sonrasında süsleme aşamasıyla devam edelim. Süslemek için Ben Marie usulü eritmiş olduğum bitter çikolatayı tercih ettim ben. Kenarlarından taşıacak şekilde şimdi göreceğiniz gibi gezdirelim. Gördüğünüz gibi ufacık dokunuşlarla çok çok pratik bir pastayı çok gösterişli bir pasta haline getirebilirsiniz. Sizlere fikir vermek adına bu pastayı paylaşmak istedim. Benim oğlumun çok çok sevdiği bir pasta tarifidir. Özellikle pankekle yapılıyor oluşu da oldukça pratiklik katacaktır. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi kenarlarından çikolatamı taşırdım. Şimdi geriye kalan kısmını da üzerine gezdireceğim hemen. Yine elinizin altında halihazırda hangi çikolatalar varsa üzerini süslemede kendi göz zevkinize ve damak zevkinize göre kullanabilirsiniz. Ben tam da ortasına gelecek şekilde bu şekilde birkaç parça çikolatayı da yerleştiriyorum hemen. Ben şimdi yine kenarlarına taşırırcasına e, benmari usulü eritmiş olduğum beyaz çikolatayı da gezdireceğim. Ve tam da çikolataların gelmiş olduğu kısımlara iri çekilmiş antep fıstığı serpiştirerek pastamın süslemesini sonlandıracağım. Bu şekilde hazırladıktan sonra yine dolapta en az 10-15 dakika kadar dinlendirerek servise hazırlayabilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Şimdi birer dilim alarak sizlere iç dokusunda göstereceğim ve videomu sonlandıracağım. yumuşacık dokusuyla pratik pankekli pastamız artık servise hazır. Eminim bir dilimle asla yetinemeyeceksiniz. Çok çok lezzetli oldu çünkü. Daha fazla tarife kolayca erişebilmek için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayalım lütfen. Bir başka tarif ve lezzeti buluşuncaya dek afiyetle kalın.